Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdillahu fela muzille leh ve men yudlil fela hadiye leh. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم Cumanız mübarek olsun aziz müminler. Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. İçinizden kendileri ile huzura kavuşacağınız eşler yaratıp aranızda muhabbet ve rahmet var etmesi Allah'ın varlığının delillerindendir. Bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. En bereketli nikah külfeti en az olandır. Tekrar ediyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. En bereketli nikah külfeti en az olanıdır. Aziz müminler, Cenab-ı Hakk'ın emirlerinden sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerinden biri de evliliktir. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. En-nikâhu sünneti femen râgibe an sünneti feleyse minni. Nikah benim sünnetimdir. Kim benim sünnetime uygun davranmazsa benden değildir. Evlilik hem kadına hem de erkeğe dini, hukuki, ahlaki sorumluluklar yükleyen mukaddes bir sözleşmedir. Evlilik külfet değil, berekettir. Meşakkat değil, rahmettir. Evlilik sadece biyolojik ihtiyaçların karşılanmasından da ibaret değildir. Aynı zamanda gönüllerin, ideallerin, sevinç ve hüzünlerin paylaşılmasıdır evlilik. Kıymetli Müslümanlar, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu üzere evlenmek gözü haramdan korur, iffeti muhafaza eder. Evet, evlilik güçlü bir toplumun, sağlam bir geleceğin temeli ve teminatıdır. Eşleri kötülüklerden koruyan güvenli bir sığınak, her türlü tehdide karşı sağlam bir kalkandır. Nitekim Yüce Rabbimiz evliliğin bu yönünü Kur'an-ı Kerim'de şöyle haber vermektedir. Estaizu billah. Hunne libâsun lekum ve entum libâsun lehun. Eşleriniz elbisenin bedeni koruduğu gibi sizi haramdan koruyan bir örtüdür. Siz de aynı şekilde eşleriniz için bir örtüsünüz. Değerli Müslümanlar, evlilik erkek ve kadının karşılıklı rızasıyla,
şahitler huzurunda kıyılan nikahla tesis edilir. Nikah, iki gönlün birleştiğinin, can yoldaşı ve hayat arkadaşı olduğunun ilanıdır. Nikah akdiyle eşler birbirine karşı sevgi, saygı, sadakat, sabır ve şefkat ve merhameti şiar edineceklerinin sözünü verirler. Varlıkta ve yoklukta, sevinçte ve hüzünde her daim birbirlerinin yanında olacaklarını kabul ederler. Kıymetli Müslümanlar, evliliğin ilanı olan düğünlerimizde asıl olan tevazu ve sadeliktir. Gösteriş, aşırılık ve israftan uzak olmaktır. Ne var ki günümüzde evlilik için yapılan gereğinden fazla harcamalar aileleri sıkıntıya sokmaktadır. Eşlerin yuva kurarken ağır borç altına girmeleri huzur ve mutluluklarına engel olabilmektedir ve oluyor da. Hayatlarının en güzel zaman dilimini maddi kaygılar nedeniyle huzursuzluk ve zorluk içerisinde geçebilmektedir. Hatta bundan dolayı kimi evlilikler ya başlamadan bitmekte ya da zamanla ayrılıkla sonuçlanmaktadır. Öyleyse aziz kardeşlerim, evliliğin her safhasında Rabbimizin rızasına, Peygamberimizin sünnetine uygun hareket edelim. Peygamberimiz kendi evlenirken ne gibi hal ve hareketler yapmış, kızlarını evlendirirken neler istemiş, neler vermiş, onları iyi bilerek hareket edelim. Peygamberimizin sünnetine uygun hareket edelim. Evlatlarımızın yuvalarının temelini besmele ile atalım. Düğün yaparken İslam'ın emir ve yasaklarına riayet edelim. Mahremiyet sınırlarını ihlal etmeyelim. Düğün öncesinde, nikah öncesinde mahremiyet sınırlarını ihlal etmeyelim. İnsanın sağlığına, saygınlığına zarar veren her türlü haramlardan uzak duralım. Toplumun huzurunu bozan, çevreyi rahatsız eden, insanların canına ve malına zarar veren tutum ve davranışlardan kaçınalım. Rabbimizin her an bizi görüp gözettiğini, yaptığımız her şeyden mutlaka hesaba çekeceğini unutmayalım. Saygıdeğer müminler, kıymetli cemaatim, bir hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. 5 hafta sürecek olan yaz dönemi dini bilgiler etkinliği kurslarımız 3 Temmuz pazartesi günü başladı. Yani bir haftayı şu an bugün itibariyle bitirdik elhamdülillah. Kayıtlarımız hala devam etmektedir. Çocuklarımızı Kur'an-ı Kerim'i ve temel dini bilgileri öğrenmeleri için mahallemizde bulunan camilerimize, yaz Kur'an kurslarımıza bekliyoruz. Onları bu manevi ziyafetten mahrum etmemeye özen gösterelim inşallah. Ela inna ahsenel kelam ve eblagan nizam kelamullahil melikil azizil allam kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam ve iza kure'el kur'an festemi'u lehu ve ansitu leallekum turhamun. Estaizu billah, inned dine indallahil islam.